Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videoda çalıştığım bu odayı sizlerle paylaşmıştım, göstermiştim. Şimdi de bir ilk projem var. Sizlerle paylaşmak istediğim, fikirlerinizi almak istediğim, nasıl yapabilirim diye. Bu da elektrikli bir işte bahçe arabası yapayım. Belki farklı şeylere dönüştürebilirim, üzerinde yük taşıyabilirim. Toprak zemin üzerinde belki böyle basit işte ne bileyim, toprağı havalandırmak gibi, çok kısmi olarak tabii ki güçlü bir makine olmayacak çok fazla. Bunun için de nasıl yapabilirim diye düşündüm. Engelli arabalarından, engelli sandalyelerinde bulunan elektrikli motorlar var biliyorsunuz. Bunların farklı farklı versiyonları var. Ben de bayağı böyle hurdalıktan, sağdan, soldan, internetten aldığım ve bu vesileyle tanışmış olduğum kişilerden aldığım motorlar vardı. Bu engelli tekerlekli sandalyelerde kullanılan elektrikli motorlar arkadaşlar 200 wattlardan başlıyor 24 volt üzerine. 400 watt gibi bir güce tek tekerde sahip oluyor. Yani iki tane kullandığınızda 800 watt gibi yapıyor. Ya da 3 tekerli gibi olanları var biliyorsunuz. Yaşlılar da kullanıyor. Üzerine oturuyorsunuz. Arkasında bir motor oluyor. Onlar da 600-700 watt'tan başlıyor. 1000 watt'a kadar çıkıyor. Elimde de buna benzer farklı büyük motorlar var balkonumda. Şimdi bunlarla ilgili ilk böyle temelde yaptığım bir çalışma var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle şuradaki tekerleri bir alayım ve bunu ortalık yere bir çıkarayım. Tabii ev içerisinde bunu tasarlamak çok kolay değil. İlerleyen zamanda daha geniş yerlerde muhtemelen yapacağız. Şimdi burada bir kilitleme mekanizması vardı. Onlar açık. Normalde bu kadar kolay dönmüyor arkadaşlar. Şurada motorları devreye aldığınız bir kilit mekanizması var. Bundan sonra tekerler hareket etmiyor. Ben altına destek için şu yapıyı da koyayım. Bu kasasını, şasisini bir nebze kaynattım. Bunu normalde belden kırmalı bir araç olarak düşünmüştüm. Yani buna benzer bilyalarla arkasında bir mekanizma yapacağım. Ve daha sonra yine buna bu büyüklükte bir kasayı daha direklerini de kaynatarak üzerinden sabitlemiş olacağım. Böylelikle pat pat motorlarına benzer bir şey olsun dedim. Buradaki kaynakların böyle çok iyi olmadığını görebilirsiniz. Çünkü kaynak makinem yeni gelmişti. Ben de böyle amperajla, ayarlarıyla ilgili çok bilgi sahibi değilken bunu da kaynatmış oldum. O yüzden bayağı kötü oldu. Ama işimi şu anda görüyor prototip olarak. Bu elektrikli sandalyenin arkadaşlar arka tarafında bir kilit mekanizması var. Kullanmadığınız zaman kilitliyor kendisini. Ben onları iptal ettim. Bir sonraki projede onlarla da kullanabilirim. Buradaki kablolarla da bağlantılarını yaptım. Şurada görebilirsiniz. Burada diğer motorun bağlantısı. Bunları da bir elektronik devre üzerinden kontrol etmeyi düşünüyorum. Yani dönüşlerini belden kırmalı olduğu için sağa ve sola doğru tekerlerin dönüşündeki devir sayısının farklı olmasına. Yani sağa dönerken şöyle dönmüş olacak. Sola dönerken de böyle. Yani bir teker diğerinden daha fazla döndüğü için dönmüş olacak. Ortadan da belden kırmalı olduğu için arka tarafı da onu takip eder şeklinde gidecek. Bunu takip edebilmesi için, kontrol edebilmek için telefondan kontrol edebilmek ve joystick'ten kontrol edebilmek üzerine bir tane Arduino kartı tasarımı yaptım. Daha doğrusu birleştirdim. Ve bu motorları kullanabilmek için de güçlü bir motor. 40 ampere kadar 24 voltta güç çekiyor. 400 küsür wattlık motorlar var bunun altında. Yani iki tekerde 800 watt gibi. Yanlış hatırlamıyorsam işte 75 kW dediğimizde 90 beygire falan geliyordu arabalarda. Yani burada da 1 beygir civarında bir güç üretebiliyor. Yerlere yani toprağa temas etmesine bağlı olarak normalde daha ince tekerleri var biliyorsunuz. Ben bu tekerleri en ufak çapa makinesinin tekerlerinden aldım. Bunlara bir göbek oluşturdum ve birbirine bağladım. 1 beygirlik bu iki motor normalde arkadaşlar 100 kilo, 120 kiloya kadar bir yetişkini engelli arabasında rahat bir şekilde istediği yere götürüyor. Ve üzerinde ben bunu normal sulu akülerle kullanacağım. Bir önceki videoda bahsetmiştim işte 40 amper civarında şurada akülerim var. Ya da daha küçüklerini de kullanabilirim. 40 amper civarı bu akülerden iki tane seri olarak bağladığınızda 24 voltluk bir gerilim elde ediyorsunuz. Kullanacak olduğum kart üzerinde de elektrik anlamında daha düzenli gelmesi için şöyle şu kutu içerisine koymuş olduğum bir kondansatör yapısı var. 19.000 mikrofaradlık bir kapasitör var içinde. Onunla birlikte elektriğin yani akülerdeki hareket verdiğim zaman dalgalanmanın olmamasını sağlamış oluyorum. Bunu kontrol edecek de bir tane kart tasarımı gerekiyordu.
Onu da göstereyim. Burada daha tamamlanmadığı için tasarım aşamasında. Onu da arkadaşlar BTS790 diye geçen 40 amper gücünde akım kontrolü yapabildiğiniz motor sürücü kontrol kartı. Bunlar alüminyum soğutucu üzerine monte ettim. En sonunda daha güzelleştirmiş olacağım. PWM üzerinden dönüş sayısını, devir sayısını kontrol edebiliyor. Yani bir tekerin işte 40 dönüş sayısında dakikada dönmesini, diğerinin 100 dakikada dönmesini sağlayarak sağ ve sola dönüşleri ayarlıyorsunuz. Bunun tabii bunlar motor sürücü kontrol kartları. Bir de onun üzerinde Arduino üzerinden, bunların da lehimlerini yaptım arka tarafında, Arduino üzerinden kontrol edecek bir mekanizma var. Bu mekanizma üzerinden de biz hem Wi-Fi üzerinden hem de Bluetooth üzerinden bağlanabileceğiz. Joystick kısmında da arkadaşlar kablolarını bağladım. Şöyle biliyorsunuz bizim PlayStation'da kullandığımız bir tane joystick üzerinden ben denemelerini yaptım. Gayet başarılı çalışıyordu. Bu denemeler esnasında BTS790 sürücü kartını da ilk defa kullandığım için birisini de yaktım. Tanesi, yani bunu 1-2 ay önce aldım kartları arkadaşlar. Tanesi 85-90 lira civarındaydı. Şu an ne olduğunu bilmiyorum ama tahmin ediyorum en az 100 liranın altında değildir bu kartlar. Çünkü yurt dışından dolar kuru üzerinden gelmiş oluyor. Yani arka tarafında da yük taşıyacağım. Şu tekerler üzerinde olacak bir şasi tasarımı olacak. Bunun üzerinden belden kırmalı şekilde sağa döndüğünde, sola döndüğünde arka tekerlerde bağımsız olarak takip etmiş olacaklar. Yani projelerden bir tanesi bu. Bunu yazın yürüyor olarak göreceğiz. Üzerine takabilecek olduğum ekipmanlar var. Öncesinden aldım. İşte mesela ufak bir vinç parçam var. Yaklaşık 100 kilo çekebilme kuvvetinde olan, üzerinde çelik ipi olan bir tane mekanizmam var. Yani köyde olduğu için ne bileyim bir ahşap parçası falan olduğu zaman 100-200 kiloluk bir şeyler. Onları rahat bir şekilde asılsın istiyorum. Çok böyle devasal da olsun istemiyorum. Çünkü ben bunu İstanbul'da hazırlıyorum ve ondan sonra Konya'da muhtemelen denemelerini yapmış olacağım ya da Trabzon'da yapacağım. Ve bu benim ilk projem olacak. Ondan sonra ama daha büyük yapıda, belki bunların torklu olduğu için seçtim. Ama daha hızlı dönmesini istemiş olsaydım skuterlardan çıkan farklı motorları da kullanabilirdim. Ama bunlar ilk dönüşten itibaren yüksek torka sahip olan motorlar. Tekerlerinde toprak zemine tutunabilmesi için bu şekilde büyük, biraz daha büyük çantada bir yapıda seçmiş oldum. Yorumlarınızı bekliyorum. Siz olsaydınız ne yapardınız, neler eklerdiniz? Yani ışıklandırmasıdır, diğer işte sesli uyananlarıdır. Bunları zaten yapacağım. İnternet üzerinden kontrol edebileceğiz, üzerinden kamerayla izleyebileceğiz. Bunların hepsi şasisini ve diğer testleri tamamladığında kaynatarak daha güzel bir şasiye oturtmuş olacağız. Hem yanından olduğunuzda internetin olmadığı yerde joystickle kontrol edebileceksiniz. Hem de internet üzerinden üzerindeki 360 derece dönen kamerasıyla, insan takip özelliği olan kamerasıyla siz orada olmasanız bile bir yerden bir yere gönderebileceksiniz. Yani aklıma şöyle geliyor. İlk prototipi bitirdikten sonra RC uzaktan kumandalı araçlar var biliyorsunuz arkadaşlar. Bunların drone ya da uçak gibi kullandığınızda GPS modülleri var. Ve siz telefonun üzerinden ya da bilgisayar üzerinden oluşturmuş olduğunuz noktasal GPS noktalarına cihazın hareket etmesini isteyebiliyorsunuz. Bu da cihazın üzerindeki GPS alıcısı ne kadar kuvvetli olursa, konumunu doğru bir şekilde belirlerse waypoint dediğimiz ulaşım yollarından o noktalar arasında hareket ederek belirli bir yolda bile gitmesini sağlayabiliyorsunuz. Tabii bunu yapacak olursak ve bağımsız yapacak olursak işin içinde Arduino'dan sensörler, farklı sensörleri de kullanmamız gerekecek. Yani karşısında bir engel olduğunda da, yanlış bir hesaplama olduğunda da durabilmesi için. O zaman yorumlarda buluşmak üzere. Bir başka videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a ısmarladık.